Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben yine şiş gözlerimle kamerayı açtım. Özür dilerim bu görüntü yüzünden. Biz bugün Büşra, Efsun ben. Ankara Kalesi'ne gideceğiz. Ankara Kalesi'nde işte bir şeyler çekeceğiz. Neler var ben bilmiyorum. Daha önce çıkmadım. Oraları çekeceğim. Sonrasında da bir şeyler yaparız. Onları çekerim. Evin içinde yani evden çıkmadan çok fazla şey çekmeyi planlamıyorum. Çünkü mesela bir önceki videomla aynı şeyler olacak. İşte cilt bakımımdır, kahvaltımdır, cırt cırt. Belki makyaj çekerim, çok az bir fikrim yok şu an. Onun dışında böyle. Umarım keyifle izlersiniz. Hem bir de bugün yağmurlu gösteriyor havayı. Ve umarım hallederiz. Umarım çok yağmur yağmaz. Umarım çekebilirim falan. Ve fotoğraf çekilmeyi falan düşünüyordum. Halledeceğiz bakalım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Güzel bir sweatshirt var. İçi pamuklu falan. Çok güzel. Altıma tayt giydim. Klasik. Yani bugün çok yürüyeceğimizi düşündüğüm için biri bindik. Bagajım da böyle. Ben saçım. Ben şimdi buluşma alanımıza gelmiş bulunmaktayım. Böyle bakalım kim ilk geldi. Ben Müşra ile Efsun'u bekliyorum. Müşra inmiş. Efsun da 10 dakika içinde gelir diye tahmin ediyorum. Öyle. Okulumun önündeyim. Sümer Makbinası'nın önünde buluşmayı planladık. Şimdilik bekleyeceğim öyle. Ben su almaya girdim ve ben bu binayı hiç bilmiyorum. Bakalım kantini bulabilecek miyiz? Bunu size şöyle anlatabilirim. Yani burası işte şeyi, haritası. Bizim ana binamız, aslında hazırlanan binası burası. Ben 2 ay buradaydım. Burası mesela benim küçük fakültem, aşırı küçük. Ama ben şu an I bloktayım. Yani mesela çoğu arkadaşım burada ama ben buradayım falan. Aramızda çok boşluk var. İşte burası ana yol. Her gün karşıdan karşıya geçiyoruz vesaire. Yani genel olarak bakınca büyük bir okul. Ama şey yani çok ayrı ayrı ve çok halk içinde yani. Kendi özel kampüsümüz yok. Böyle bir sıkıntımız var. Büşra bebek geldi. Ya aşkım. Az önce çok saçma bir şey oldu. Ya yani ulus zaten beklenir de. Bir tane kadın, kulağımda kulaklık vardı. Bir tane kadın bir tane adama bağırdı arkasından. Ben de dedim ki. Arkadaşımdan mı diyeyim. Kadın adama bağırıyordu. Ay çok ses geliyor ya. Kadın adama bağırıyordu. Ben. Susun artık. Kadın adama bağırıyordu. Ben de. Yani kadına bir şey mi yaptı diye döndüm baktım. Yani hemen şey. İçgüdüyle. Kadın da baktı bana, git istiyorsan git falan dedi adam için. Ben de böyle baktım, anlamıyorum, kulağımda kulaklık var çünkü tam ayırt edemiyorum ne dediğini. O dedi ki mal mısın, gitsene falan dedi. Şok oldum. Abi ulus gerçekten hiç iyi bir yer değil ya, gerçekten hiç iyi bir yer. Efsun bebek de geldi, buluştuk şu an. Sahte sahte aşk şeyleri. Allah'ım ya Rabbim. Biz yürümeye başlayacağız, başladık gibi. Şimdi sen nereye gideceğimizi göstereceğim. Şuraya yürüyeceğiz, şuraya. Gideceğim hakkında bir fikrim yok. Yürümekten nefret ederim. Özellikle yokuş çıkmaktan. Ankara Kalesi de full yokuşmuş. Bakacağız bakalım. Serüven mi başlamış bu? Yine biz bir yerlere geldik, şöyle bir yerlere. Bir yerler dedi, girmemize 2 dakika kaldı. Ben bunları buraya oturtturdum yorulduğum için. Geldiğimiz yolda şu yokuşun arkasından dümdüz yürüdük. Yani hiçbir şey yapmadık. Aa şuralar da güzelmiş. Neyse. Böyle işte.
1405'lerden kalma Aslan Ağzı Çeşmesi. Biraz dikkatli bakarsanız bakın. Gel. Şurada beşer kuruşlar. Onlar da şurada. He, gördün mü? Beşer kuruş. Burası bir nevi şey de sayılırdı. Dilek şeysi de sayılırdı. Yani hı-hı, insanlar gelirdi burada. Dilek tutardı. Para atardı. Para atardı ve dileklerinin 3 iş günü içerisinde 3 iş günü. Biz böyle geldik. Yukarı çıktık biraz. Burada kafe var. Şurada fotoğraf çekildik. Yani Ankara'nın çok bir olayı yok. Böyle bir manzarası var. Yolumuzu açıklıyorum ben. Şuradan merdivenden geldik. Buradan. Geldik. Buradayız. Buraya ve bunun muhtemelen 3-5 katına daha çıkacağız. Var var, daha var. Beyaz evler göreceğiz. O evler de Cüneyt Arkın'ın zamanında yaşadığı evler. Yeşilçam'daki bütün Cüneyt Arkın filmleri kalede çekildi. Atladıkları yerde Ulus, bizim okulun yeri. Oradan oraya atlıyorduk. Spider-Man. Bunu ciddi olarak mı söylüyorsun? Ankara Kalesi çekimlerde vardı. Peki. Ya da ben tamamen götümden sallıyorum ama önemli değil, kimse bilmiyor. Oraya doğru yürümeyeceğim. Şöyle biz bir yerlere geldik şimdi, yüzüm kıpkırmızı olmuş. Yorgunluktan. Böyle beyaz evler falan var. İnsanlar burada yaşıyormuş, bilmiyordum ben. Bakın beni çok oynatıyorum, o yüzden durup şey yapacağım. Böyle yürüyoruz şimdi, daha kaleye tam çıkamadık. Anne. Anneler var. Kız. Anneciğim gel, gitme gel. Çok güzel bir yere geldik. Ama neymiş? Ant Kafe. Sanat galerisi ve kafe mi dedin Nefsun? Evet, şurada yazıyor. He, yukarıda yazıyormuş. Sanat, ben saldırıya uğradım. Evet, az önce çektiğim kedi Büşra'yı saldırdı. Büşra'ya saldırdı. Şerefsiz. Şimdi buraya gireceğiz muhtemelen, açıksa bir bakınacağız. Sonra devam edeceğiz. Şimdi macun almaya geldik. Küçükken çok yiyordum. Ballı mı ya? Özledim. Macunumuzu aldık. Çok güzel bir yerin önündeyiz. Bakın göstereceğim. Çok tatlı tahta şeyler var. Hepsi el işi muhtemelen. İnanılmaz güzel. Elemeyi şeylere boyayın. Çok tatlı koyunlar var. Kuzular var. Bana tavşan alsa ya biri. Biri bana tavşan alsın. Ne kadarmış su? Spider-Man. Çok tatlı. Şu patikleri görünce çocuk aşkım yükseliyor, yemin ederim. Sokak çok güzel. Büşra poz ver. Artist. Çok güzel bir yer ya. Yürürken bayağı söve söve geldik ama gerçekten gelinmeyi hak ediyor. Gezilmeyi hak ediyor. Büşra'nın benzetmeleri. Kanka bak, kurşun asker kapıya yazıyor. Masal kahramanı Kurşun Asker'de bir. Bakın. Çok güzel. Gerçekten kafanın adı Kurşun Asker. Tatlış bir yere benziyor. Aşkı kalem yazamaz ki kitaplarda bulasın. Bak bak, kusur arıyorsan tüm aynalar senin diyor. Wow, evet. Zaten bazı senin. İnsanlara gelsin bu söz gerçekten. Sen bana bakma, bir gün her gün hep böyleyim. Sonra ne var? Aradığın seni arayandır. Of, çok iyi söz. Unutma Büşra. Unutma. Üzdüğün kadar üzülürsün. Bu gelsin birilerine girebilir bu söz. Yurtun da sesi var. Ama onu anlayacak yürek lazım. Değil mi Büşra? Küçük kadar menzevi, çığlık kadar hürsün. Ben de. Bu sözün ne anlama geldiğini hiçbiriniz bilmiyorsunuz tabii. Evet, edebiyat okumuyoruz biz. Vay be. Oha, güzelmiş aslında. Açmaz. Bence para toplayıp alalım. He kanka. Kardeşim sen git. Astroloji şeyi var. Evet. Boş boş. Sen git bir işin konumuna bak ya. Beni linçliyorlar. Kime gelmiş? Ne? Yarın gelir ama doğum haritamı yorumla dersiniz. Geleceğim ki. Büşra yaptı. Böyle bir şey dinledim. Bakın çok tatlı.
960 liraymış. Hemen fiyat bilgilendirmesi de yapalım. Böyle çeşitleri de var arkadaşlar, almak isterseniz. Amca buranın bu adı ne? Bu bebekler ne kadar, tavşanlar falan? Senin reklamını 50 var, 60 var, 5 var. Ah, şuranın yanından alabilirsiniz. 100 var, 150 var, 200 çok var. Çok güzel. Gelirseniz mutlaka buraya gidelim. Baksana çok tatlı. Neyse bu kadar. Ben üstümdekini çıkarayım. Arkadaşlar çok güzel bir tezgaha denk geldik. Mesela şu çantalar ne kadar abla? Onlar 40 lira. El emeği hepsi ama ya. Ama şunlar 120. Çok güzel ya. Yalnız. Bakın tezgah burada. Tam kaleye çıkarken yol üstünde bir yerde. Mutlaka uğrayın. Böyle kaleye çıktık gibi sanırım. Girişi burada. Burada tezgahlar var yine. Böyle gidiyoruz. Bir şey var, burası girişi değil mi kalenin? Evet. Geldik artık. Şimdi kaleye geldik. Abi çok güzel bir keman çalıyor. Çok güzel. Aşkıma sevgilim yalvarsın çok geç beni kaybettin. Dönmem aşıksın ben de sevgilim. Ve sonunda geldik, başardık. Şöyle göstereyim. İşte kaledeyiz, Ankara yine her zaman gibi sisli. Güneşe denk gelseydik daha güzel olabilirdi. Böyle bakınıyoruz işte. Bana bakın. Ve bir yere daha geldik kalede. Kalenin diğer ucuna geldik oğlum. Şuradan şuraya girdik. Burası da böyle işte. Şimdi size arkadan göstereyim. Böyle Ankara tıp falan var şurada. O Ankara tıp yazısı var ya. Buradan... Kimin? Onlar anladı. Tamam. Ok. Annem de izliyor bu videoyu. Ay özür dilerim teyzoşum. Teyzoşum. Ben küfür etmem. Telefon düşecek diye korkuyorum. Hepsini etti. Oha ya. Burada kıpkırmızı olmuş. Böyle bir yer işte. Yani gelip gezebilirsiniz. Güzel, ben sevdim. Burası aşırı güzel bir yer. İçeride satılık resimler falan var. Mesela müzik falan. Ruhumu vereceğim şimdi buraya. Ama içeride video ve fotoğraf çekimi yasakmış. Yani mutlaka sen burası tam yolunuzun üstü ve buraya mutlaka uğrayın. Aşırı beğendim. İçeriği gezmeniz gerekiyor bence. Böyle çok güzel bir kafeye denk geldik ama içeride fotoğraf ve video çekimi, yani kafe olduğu için çok şey yapmıyorlar ama dışı falan çok güzel. Biz biraz daha gezeceğimiz için girmedik buraya ama bence girebiliriz. Rahmi Koç Müzesi'ne geldik. Çok güzel arabalar var bakın. Ne yapayım hatta. Bunlar tıkır tıkır gidiyorlar. Özellikleri falan yazıyor buralarda. Ve işte Anadolu Müzesi, şu an Safranhan'a doğru yürüyoruz. Bize böyle şeyler verdiler, yapıştırmamız gerekiyor. Çok yapıştırdık. Fotoğraflar falan var duvarlarda. Çok güzel şeyler var. Öğrenci girişi 10 liraydı, tam bir işine kadardı. 20. 20, ben de yani gelinir. Müzemizdir. Gel şuraya girelim. Bunlar kimin peki? Çorap örme makinesiymiş bakın. Bakayım hangisi? Oha. Çok da ruja benziyorlar. Ruja olduğunu rujları fark etmedim. Bu ne saç kurt? Aha baksana, saç kurtma makinesi. Şapkalar. Görünce bayağı korktum bu arada. Efsun yoruldu. Efsun topukluyla geldi çünkü. Ne yazıyor?
He, moto bu motormuş. Bu neymiş? Pilot kaskı ve uçuş üniforması. Eski televizyonlar var burada. Siyah beyaz televizyonlardan. Bu ne? Bu neymiş ki? Bilemedim, yazmıyor da. Yok, yanında da aramış mı? Yanında. Bunlar kasetler mi? Evet, video kasetler. Kameralar eski. Eski kameralara bakın ya. Film çekme makinesi. Projektör. Film projektörü yine. Burada eski bir fotoğraf makinesi var. Stüdyo tipi. Burada işte muhtemelen onunla çekilmiş ya da işte eskiden çekilmiş fotoğraflar var. Ve o kadar garip ki yani bu insanlar ölü şu an. Ama hatıraları yaşıyor. Ben böyle şeylerde çok duygulanıyorum, kötü hissediyorum kendimi, bilmiyorum. Sürekli aklım işe geliyor. Hepimiz bir gün gideceğiz ve arkamızda kalan şeyler sadece hatıralarımız ve anılarımız olacak. Muhabbetine giriyorum direkt. Ne kadar asil duruyorlar ya aslında, gerçekten. İnsanlar aslında şu an fotoğraflarıyla yaşıyorlar burada. Ağlayacağım galiba. Çok duygulanıyorum. Eski radyolar falan var. Plaklar var, eski tip telefonlar, ev telefonları, ahize. Ahize mi deniyor buna? Ahize. Ahize, pardon. Yanlış pronans. Pronans falan hayır. Daktilolara bak, çok güzel. Yazar olursan bana alır mısın? Alırım, söz. Ama Haymatlus'un karşısındaki sanat evini alırsan alırım. O zaman bir Haymatlus'a gidiyoruz. Tabii canım. Burayı orası patlar şu an. Şu an böyle bir odaya geldik ve Rahmi Koç'un Balmumu heykeli var müzesi diyeceğim. Aşırı Mansur Yavaş'a benzemiyor mu? Ve çok gerçek, şu an adam üstüme gelecek gibi korkuyorum. Müşra'cığım şurayı çekebilir miyim? Aa, teleskop mu bu? Sanırım. Çok güzel bir oda. Şurada plaketleri var sanırım. Arka tarafta burada kitaplık koymuşlar. Böyle bir yer. Çok güzel bir yere geldik. Biraz da kendimi getireyim. Bakın. Motor çok güzel. Bakın arabaların şeyi falan var. Burada da bir sürü araba var. Benim orta kısmı çok güzel arabalar var böyle. Buharlı gemi makinesiymiş falan. Bisikleti çek çek, hatta adı tuk tuk. Tuk tuk. Ayşenur'un olası düğün arabası. Deme öyle. Abim paraşütle atlıyor. Kocam. Tekne. Arkadaşlar 100 beğeniye Ayşenur gemiye binecek. İki safhalı deniz motoruymuş. Böyle yani bence kesinlikle gelir Rahmi Koç Müzesi'ne, çok güzel şeyler var. Biz de yani bilerek gelmedik, yol üstünde karşılaştık. Tavanda bir şey yok. Var kanka. Şey yani, bu size bilgilendirme olsun. Mutlaka Ankara Kalesi'ne çıktığınızda çarşıya doğru inerken Rahmi Koç Kulesi yol üstünde kalıyor zaten. Mutlaka gelin derim. Tam buradan inme çabası içerisindeyiz. Çünkü yağmur yağıyor ve yerler kayıyor deli gibi. Bu hissini tutun da inmeye çalışıyor. Ben de bir yandan video falan çekeyim diye uğraşıyorum. Biz metroya ulaşmaya çalışıyoruz şu an. Yoğun çabalarımızla şapkayı yamuk takmışız neyse. Bulacağız. Ben bir kere daha Sıhhiye'ye gitmiştim. Sıhhiye metrosuna gitmiştim buradan. İnmeye çalışıyorum. Size öyle güncelleyeyim dedim. Buradan sola döneceğiz. Bir yandan da ölmek üzereyim. O kadar yoruldum ki. Ayağım, belim, her yerim ağrıyor. Baygınlık geçireceğim şimdi. Açım. Açız. Efsun düşüyordu. Şey, gideceğiz. Efsun da, Efsun topuklu giydiği için ayağı şu an sakat. Medine'diler. Bizim tayfa ya. Şimdi Carmelo'ya geldik.
oturuyoruz öyle. Öncüde yemek yedik. Orayı çekmedim sanırım. Çok açtık çünkü ve çok yorulmuştuk. Zaten biz pasta öncü yiyoruz. Şimdi de geldik. Kahve içiyorlar. Ben çay içeceğim. Öyle. Yorulduk ama. Bayağı yorulduk. Değil mi? Yorulduk değil mi? Çok yorulduk. İnsanları almayayım. Ve sonunda eve geldim. Yorgunluğun sonunda eve gelmiş olmak aşırı mutlu etti beni. Hemen aldığım şeyleri göstereyim. Sonra da kapatalım videoyu. Şöyle üçlü küpe aldım. Bu arada ben asla takı takmıyorum. Öyle bir alışkanlığım yok. Ayça geçen gün bana takı aldı. Ondan sonra küpe alayım, takayım. Cacuk moduna girdim. O yüzden böyle 3 renkli küpe aldım. 25 liraydı. Bu arada karanfil çarşısından aldım zaten Kızılay'ın ortasında. Kız Ankara'dakileri illa biliyorduk. Şöyle siyah büyük yuvarlak küpe aldım. Bir tane de şöyle gold bir kolye aldım. Bir tane kırmızı üstüm var. Onun üstüne takarım diye düşündüm. Başka bir zaman da şey alacağım. Gümüş alacağım. Bu 25 lira. Bu 10 lira. Bu da 25 lira. Totalde 60 lira verdim hepsine. Bence gayet güzeldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Bu arada videonun uzun mu kısa mı olacağını kestiremiyorum şu an. Çünkü çok fazla şey çektim ama hangi birini koyarım hiçbir fikrim yok. Ben daha önce Ankara Kalesi'ne gitmemiştim. Size de hem bir ön gösterim olur gitmek istiyorsanız eğer. Öyle ben çekerken çok eğlendim. Çok da yoruldum bugün. Aşırı yoruldum. Çünkü oraya çıkmak, yürümek vesaire vesaire aşırı yorucu. Ama güzeldi yani. Güzel şeyler gördüm. Size de tavsiye ederim o yüzden. Yani bir gününüzü ayırabilirsiniz Ankara Kalesi için. Dediğim gibi videomu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Tekrarlıyorum önceki videomdaki gibi yeni bir kanalımı destekleriniz beni çok 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 mutlu ediyor. Bir tane izlenme, bir tane yorum, bir tane beğeni bile beni aşırı mutlu ediyor. Onun dışında videolarımın devamını istiyorsanız ve bekliyorsanız da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.